Efendim Nesine TV ekranlarına hoş geldiniz. Hafta içi bülteniyle karşınızdayız. Salı, çarşamba ve perşembe günü. Salı çarşamba Şampiyonlar Ligi olmak üzere perşembe günü de UEFA Avrupa Ligi'nde bülten yayına girdi. Bununla beraber Şampiyonlar Ligi'nde tek maç müjdesi iddiadan gelmeye devam ediyor ve nesine.com'da da oynanacak. Bugün temsilcimiz Beşiktaş Porto karşısında tek maç heyecanı saat 20'de başlayacak. Çarşamba günü de Juventus Barcelona yine dev bir maç. Tek maç olarak nesine.com'da sizleri bekliyor. Tek maç olarak oynayabileceksiniz. Tabii bültene tek maç gelince biz biraz daha ağırlıklı olarak Beşiktaş Porto maçını yorumlamak istedik. Diğer karşılaşmalar hakkındaki kupon hazırlıklarımız tamamlandı. Yorumlarımız tamamlandı. Editör yorumları sayfasında nesine.com'da yine onları bulacaksınız. Beşiktaş Porto maçını konuşalım. Beşiktaş'ta çok önemli bir eksik yok. Porto'da ise hücum hattında son haftalarda da formda Marega'nın İstanbul'a getirilmediğini sakatlığından dolayı öncelikle paylaşalım. Porto'nun en önemli eksiği olduğunu söyleyelim Marega'nın. Peki gruba geldiğimiz zaman artık zaten grupta son iki maça çıkacak takımlar. Beşinci karşılaşmalar oynanacak. Tabii ki bu aşamaya gelince biraz daha iddia severlerin işi kolay oluyor. Neden? İddiası olan takım ortaya çıkıyor. Hedefler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla takımlar en üst seviyede mücadelelerini gösterirken biz de tahmin yaparken çok fazla zorlanmıyoruz. O yüzden bu haftaları seviyoruz. Beşiktaş Porto maçını konuşurken Monaco Red Bull Leipzig maçına bakmalıyız. Sonrasında da son hafta oynanacak fikstürü de bence göz atmalıyız. Çünkü ihtimaller, hesaplar bunların hepsini düşünmeliyiz. Şimdi Beşiktaş Porto maçını konuşurken Monaco Red Bull Leipzig maçına da bakmak istiyorum. Çünkü orada da ihtimaller söz konusu. Şimdi Monaco kazanırsa puanını 5 yapacak. Red Bull Leipzig 4'te kalacak. Porto Beşiktaş maçından nasıl bir sonuç çıkacak? Şimdi Porto Beşiktaş karşılaşmasında iki takım 1 puana hayır der mi? Fikstüre baktığımız zaman, ihtimallere baktığımız zaman demez gibi görünüyor. Neden? Şimdi diyelim Monaco kazandı, puanını 5 yaptı. Red Bull Leipzig 4'te kaldı. Porto ise berabere kaldı, 7 yaptı. Porto'ya Monaco karşısında son maç Porto Monaco her türlü beraberlik yetecek. Çünkü 7 puanla o maça çıkacak. Red Bull Leipzig ile ikili avarajda da öndeler. Red Bull Leipzig Beşiktaş karşısında da kazansa bile puanı 7 olacağı için beraberlikte zaten Porto 8 yapıyor, yoluna devam ediyor. Red Bull Leipzig kazandı diyelim karşılaşmayı. Puanını 7 yapacak Red Bull Leipzig. Porto Beşiktaş'tan 1 puan alırsa o da puanını 7 yapmış oluyor. Diğer maça baktığımız zaman Porto içeride Monaco ile oynayacak. Monaco karşısında kazandığı takdirde hiçbir sonuca bakmadan yola devam edecek. Çünkü Red Bull Leipzig ile ikili avarajda yine öndeler. Dolayısıyla Porto en kötü 1 puan alarak kendi sahasına umutlarını taşımak isteyecek. Beşiktaş 1 puan hayır diyecek mi? Tabii ki demeyecek. Beşiktaş belki de bugün liderlik koltuğunu garantiye alacak. Monaco Red Bull Leipzig maçından çıkacak sonucun ardından. Diyelim bu maçta berabere bitti. Red Bull Leipzig veya Monaco yendi. Red Bull Leipzig'deki maça belki Beşiktaş yedek kulübesine götürecek. Yedeklerle çıkacak. Dolayısıyla iki takım da bana göre 1 puana hayır demez. Maç 0 kokuyor. İlk yarı 0. Daha da sağlama gitmek adına ilk 45 dakikayı alabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü İstanbul'da yağmur da başladı biliyorsunuz. Zeminin de biraz ağır olma ihtimali var. Beşiktaş'ın altyapı sistemleri iyi ama yine bir yağmur bekleniyor maç saatinde. Onu da söyleyelim. Dünden itibaren başlayan bir yağış var İstanbul'da. Dolayısıyla Beşiktaş Porto maçı ilk 45 dakika beraberliği göz kırpıyor bize. Maç sonucu 0'a da gidebilir miyiz? Evet. 0'dan 0 deneyebilir miyiz? Oranı yükseltmek adına tabii ki deneyebiliriz ama Beşiktaş Porto'da ilk 45'te ve maç sonunda beraberlik tercihimiz var. Tek maç heyecanını değerlendirdik. Salı bülteninden seçimimizde daha fazlası editör yorumları sayfasında bekleriz efendim. Hoşçakalın.